Dünyanın en kötü açısından selamlar. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Işığa bakın. Fark ettim ki onlu yaşlarımın son 10 gününe girmiş bulunmaktayım. O yüzden birazcık krizdeydim. Ve aynı şekilde o nedenden dolayı minnak bir vlog çekmeye karar verdim. Bu birazcık bana yani daha çok hatırlamak adına. Bugün 13 Kasım Pazar. Aslında bugün yani şöyle çok çok kötü olaylar oldu. İstiklal'de bomba patlamış. Ya çok korktum. Gerçekten bir ara hani demek istemiyorum ama böyle flashback yaşadım yani direkt. 2016 metroya girerken aranıyor üstüm. Bomba patlayabilir her an her yerde. Çok kötüydü yani. Aslında genel olarak kötü bir gündü. Böyle şeylere ben çok fazla hani kafayı ona fixate ettiğim zaman gerçekten elim kolum bağlı hiçbir şey yapamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden çok oraya odaklanmadan hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Videoya direkt böyle başlamam hakkında çok korkunç başladım. Çok özür dilerim. Her neyse yani bu birazcık günce gibi olacağı için hani bugün ne oldu? Nasıl şeyler oldu? Teenage yıllarımın son 10 günü nasıl geçecek? Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi bugün pazar hiçbir şey yapmadım. Ders çalıştım sadece. Hala sınavlarım var. Yarın pazartesi okul var. Evet. Neyse. Evet bu ilk günün tek videosu bu olacak sanırım. Başka video çekmedim çünkü. Evet gidiyorum. Yarın görüşürüz. Son 10 gün. 13. Son 9 gün. En baştan başlıyorum. Ne oldu? Memleketimizin halini. Merhabalar. Biz Bilkent Üniversitesi öğrencileri olarak bir proje ile yürütüyoruz. Röportaj alabilir miyiz acaba? Evet. Evet Zeynep Hanım. Senden ne röportajı istiyorsunuz? Bu filmin yapım sürecinde nelerden etkilendiniz? Wow. Arkadaşlar kamera şahı mısınız? Konuşsanız da. Mentally ill bitches. Evet ne alacaksınız arkadaşlar? Donut alacağız arkadaşlar. Evet, dur donata close up yapmam lazım. Şimdi buradaki en güzel şey o şu an. Eat the rich. İngiliz aksanından anlamaya bakıyorum. Bari daha dostluğu kullanıyorum. Ama hangi beklas ya? Sanırım bu videoyu açıklamak için güzel bir video olur. Şu an bugün günlerden 16 Kasım Çarşamba ve şu an Erasmus için vize başvurusunda bulunuyorum. Hala kavrayamıyorum birazcık. Hatta yurtlara da başvuruyorum. Yurtlar kabus bu arada. Yurtlar gerçekten kabus. Bence en kabus olan şu anlık yurt deneyimim, yurt bulma deneyimim oldu. Her neyse yani bilmiyorum şu an. Takılmaca. Şeyden çıktım. Derslerimden çıktım. Derslerim bitti. Durun bir saniye. Çok pardon. Üy.
Bir arkadaşım eski sevgilisini gördüm. Ew, gross. Anyway. Şu an saat 1:30 gibi. Derslerim bitti. Ben az önce bir midterm review'undan çıktım. Analysis of moving image, yani şey, film analizi gibi bir ders. 2 gün önce. Gece 4'e kadar çalıştığım dersin sınavı da çok kötü geçmedi. Ama azıcık şeyden bahsetmek istiyorum ben. Benim manyak bir sınav kaygı problemim var bence. Yani kendi diagnosumu, kendi şeyim. Sınavdan önceki gece benim için korkunç, cehennem yani. Geçemezsem dersi ne olur, ortalamam kaça düşer falan filan gibi böyle 2 ay sonrasının problemini şimdiden düşünmeye başlamıştım. Sınav kaygı problemim var galiba. Başak beni arıyor, aşağı ince mankuvaya. Görüşürüz. Bayağı bizim dersi köyüldüğümüz şeyler olacak sanmıştım. Öyle değil. Bizi ilk aşamadan dedi ki 3 tane Esen? Video mu çekiyorsun? Evet arkadaşlar, iki börekçiye oturduk. Gayet güzel gidiyor. Gayet verimli bir gün yine. Yine harika plan. Evet abi, plan queenler. Bir şeyle tekrar gezdik. Daha çok beğendik. Güzel. Evet. Ben buraya son geldiğimde şeydi. Toksik ortaokul arkadaş grubumla gelmiştim o yüzden. Her neyse. Bir tane performans sanatı şeyine gireceğiz. Ve telefon almıyorlarmış. Evet, mumumuzu aldık. Kendi mumumuzu kendimiz aldık. Evet. Kendi mumumuzu kendimiz almamız gerekiyormuş, bilmiyorduk. O yüzden şu an... Girdik ve dediler ki mumunuz var mı? Bizim neden mumumuz o? Üçüncü sorduğumuz yerde bulduk. İşte böyle tek... Afiyet olmuş, sormuşlar. Evet. Talebe karşı getirmişler. Evet. Çiziyoruz böyle. Çiziyor. Wingardium Leviosa. Kesiyor. Aşırı farklı. Akıyor. Peace out. Çok değişik bir gün. Hayatımın dönem notalarından biri. Öyle olduğunu hissediyorum. Her neyse, şimdi bir Ankara'ya döneyim de. Ankara'm, Ankara'm, güzel Ankara'm. Ankara'ya bir şiir yazayım ben. Olabilir bence, yani düşünebilirsin. 2 saat kaldı doğum günüme. Hiç şey gibi hissetmiyorum yani. Son gün bugün falan filan gibisinden hissetmiyorum hiç. Niye korkulu bir ses efekti koydum onu da bilmiyorum az önce kendime. Çünkü benim kendimi bildiğim bileli en fazla istediğim şey büyümekti. Hiçbir zaman
ergen olmak istemedim. Şimdi ben bundan birazcık derin konulardan bahsedeceğim. Eğer dinlemek istemiyorsanız kesinlikle sıkıntı değil. Ben bunu çekmemin en önemli sebebi, en büyük sebebi benim YouTube kanalım birazcık kendime. Uzun süredir bunun hakkında birazcık düşünüyorum. Çünkü hani YouTube kariyerim olmayacak hiçbir zaman. Literally 5 senedir falan 2000 abonedeyim çünkü. Asla ilerlemiyor. O yüzden hani bu birazcık kendime ve YouTube kanalım birazcık kendi zaman kapsülüm gibi bir şey. O yüzden şu an neler düşünüyorum. Birazcık paylaşmak istedim. Şimdi dediğim gibi ben çok uzun bir süre boyunca 20 olmak, üniversiteye geçmek, üniversitede olmak, büyümek, şey yapmak, olgunlaşmak onun gibi şeyler istiyordum. Hani gerçekten ergen olmak, genç olmak, teenager olmak hiç sevmediğim şeylerdi. Lisenin son senesinin ilk günü falan olabilir. Buraya koyarım olmadı. Lisenin son senesine geçtiğime inanamıyorum. Sonunda bitiyor. Benim zaten tek istediğim liseden kurtulup üniversiteye geçmekti. Benim tek amacım buydu. Lise için falan filan. Onun gibi bir şey diyorum. En azından bu seneden sonra üniversiteye geçeceğim. Liseye başladığımdan beri yapmak istediğim şey de o zaten. Hani üniversiteye geçmek ve artık kariyerim üzerine yoğunlaşmak. Lisedeki Zeynep'in tek gayesi üniversiteye geçmekti. Hayatımı istemiyordum. Ben daha ileri düşünen bir insandım. Asla şey yapmadım yani. Ergenliğimi yaşamak istemedim yani, öyle diyeyim size. Bunu yaparak hayatımın çok çok önemli ve çok çok büyük kısımlarını kaçırdım. Olgunlaşmak demek hayatın böyle ana kısımlarından birini böyle ileriye sarıp atlamak demek değil. O anki duygularını benimsemek, yani nasıl hissettiğini kavramak, nasıl hissettiğini kendine sormak ve o anda kalmakmış olgunlaşmak. Yani o duyguları göz ardı etmek değil, o da duyguları yaşamakmış. Ve ben bunu çok geç öğrendim. Bunları böyle söylüyorum. Ay, bu kız yine konuşuyor. Ben hiçbir şey tamın tamına bildiğimi, her şeye cevabım olduğunu savunmuyorum. Hatta tam tersini savunuyorum ve diyorum ki hani ben bence bayağı aptal bir insanım. Her şeye cevabımın olduğunu düşünerek çok büyük aptallık etmişim ve ben bu aptallığımı kabul ederek olgunlaştığımı düşünüyorum. Bu tamamen benim kendi deneyimim bu arada. O duygularımı göz ardı ederek yaptığım aptallığı kabul ederek büyüdüm gibi düşünüyorum en azından. Şöyle, geçen sene doğum günümde benim en yakın arkadaşım saydığım insan benim doğum günümü kutlamadı. Ve ben genel olarak zaten çok fazla böyle şey değildim. Yani şu anda da değilim bu arada. Hani herkes doğum günümü bilmek zorunda, herkes doğum günümü kutlamak zorunda. Instagram hikayelerine benim yüzüm olacak. Yani öyle bir şey asla istemiyorum. En yakın saydığın insan doğum gününü kutlamadığı zaman gerçekten bir kalıyorsun. En azından o sıradaki duygularımı iyice anladıktan ve kafa yorduktan sonra dedim ki ben burada bir şeyleri yanlış yapıyorum. Çünkü o sırada ağlıyorum, salya sümük ağlıyorum. Videosu var yani, videosunu koyabilirim buraya. Arkadaşımla olan geçmişimiz ve olabilecek geleceğimizi düşünmekten ben nasıl hissettiğimi asla görmemişim. Yani önümde olan gerçeği ben kavramak istememişim gibi geliyor. Yani o olayın tetiklediği şey şuydu ki ben aslında insanların hayatında gelip geçiciyim ve kendi hayatıma da bir görgü tanığıyım. Öylesine ilerliyor benim hayatım. Benim hiçbir zaman bir o lise filmlerinde gördüğünüz bir arkadaş grubum veya lise aşkım olmayacak. Gençlik kalp kırıklığını yaşamayacağım. Çünkü o şansı ben elimden kaçırdım. Ve ben belki de bunun sonsuza kadar yasını tutacağım. Onun farkına varmak beni çok üzmüştü. Ve salya sümük ağlamıştım dediğim gibi. Ama şu an birazcık bununla barıştım. Yaşayamadıklarıma ve olamayacağım benlere odaklanarak şu an yine göz ardı edemezdim. Bunun farkına vararak da büyüdüğümü düşünüyorum. Böylece mesela kendim hakkında da çok fazla şey öğrendim. Mesela insanları sevebileceğimi, insanları sevme kapasitem olduğunu öğrendim. İnsanlarla nefret edebilme kapasitem olduğunu fark ettim. Kendi kalbime ve kendime, kendi benliğime bazen insanlarınkinden daha acımasız davranabileceğimi gördüm. Kendimi, kalbimi, kendi kişiliğimi korumaya çalışarak bazı insanları kırabileceğimi gördüm. Ve işte dediğim gibi yani kendim hakkında yanılabileceğimin farkına vardım. O yüzden hani 20 yaşıma basmama bir saat kala. Tada. 22:43. Yani görüyorum ki daha öğrenmem gereken çok şey var. Tatmak istediğim duygular, görmek istediğim yerler, okumak istediğim cümleler, gülmek istediğim anlar. Daha
gerçekten önümde çok fazla zaman var. Ve bunları yapabileceğimin kapasitesine güvenmek istiyorum. Bu cesareti göstermem ve bu kanıya varmamı da hani kendimi çevrediğim insanların şefkati ve anlayışı. Ve belki de bu size göre çok aptallık ve saflık. Belki de bana göre de 5 yıl sonra çok büyük bir aptallık ve saflık gibi gözükecek. Gelecekte yaşayabileceğim kaygıların olasılıklarına kafa yormanın bana verdiklerini ve benden aldıklarını bildiğim için şu anda kalmanın ve şu anda yaşamanın benim için en iyisi olduğu fikrine kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Biliyorum ki buradaki bu minnak konuşmam kendimi tamı tamına inandırmama yeterli olmayacak hiçbir zaman. En azından bunları dışarıya karşı söyleyebiliyor olmam bile benim için çok önemli. Günüme birkaç şey yazdım yine kendimi unutmamak için. Ve son cümlemi okumak istiyorum. Uzun bir süre boyunca büyük ve olgun insan olmaya çabalayarak hayatımı devam ettirdim. Ve biliyorum ki hayatımın büyük bir kısmını da öyle devam ettireceğim. Ama hata yapmanın, anda kalmanın ve aptallığın benden alınmasına izin vermeyeceğim. Önümde olan hayatı adım adım yaşayacağım, ileriye sardırtmadan. Evet. Evet. Bunu nasıl editleyeceğim ya? Seninki de 23'üne kadar. Evet, yarın. Benim sigortam hala yok. Evet, sigortanı yarın halledeceğim ve bitecek işlemlerimi dışarıda. Ben pek anlamadım. Seyahat sigortası değilmiş, o kesin. Seyahat sigortasının kapsamlısı. Happy birthday Zeynel. Happy birthday. Allah. Alkışlayamıyorum. Şap 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 şap. Niye tut? O da uzun niyetti kız o.